O yolun neresine düşüyor? Ben bir o açıklamayı alabilir miyim Murat? Özgür Özel'in Özgür Özel'in açıklaması. Almak istemeyi okudum açıklamayı da yani önümde bulunsun istedim. Nedeni şu, Özgür Özel'in açıklaması aslında beklenenden daha kapsamlı ve nitelikli bir açıklama. Yani ben bu açıklamayı iyi bulduğumu söyleyeyim. İki şey var burada, iki noktaya işaret ediyor. Aslında asıl tartışmaya geleceğim. Bir, CHP olarak Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına saygılıyız demek başka bir şey. Cumhuriyet'in değerlerine ve temsil ettiği ilkelere de saygılıyız demek bu. Onu da söylüyor. Cumhuriyet'in geçmiş döneminde yaşanan acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı olmaması gerektiğine işaret ediyor. Şimdi bu bir tarih metodolojisine ilişkin bir tartışma. Bunu biz bir dönem yaptık. Şimdi başka bir şey söylemek lazım burada. Bir, altını çizmek zorundayız. Cumhuriyet bir tarihsel olarak demokratik devrimdir. Bir saltanatı ve hilafet devletini yıkmış, laik bir rejim kurmuştur. Laik rejimin gerekliliğini, tarihsel gerekliliğini yerine getirmiştir. Toplumu özgürleştirmiştir. Bu ne demektir? İnsanları padişahın kulu, halifenin kulu olmaktan çıkarıp seçme ve seçilme hakkına sahip yurttaşlar, yasalar önünde eşit yurttaşlar haline getirmiştir. Bu dünyanın her yerinde, siyaset literatüründe, siyaset biliminde demokratik devrim diye tanımlanır. Marksist terminolojiye göre ifade edersek bir burjuva demokratik devrimdir. Şimdi burjuva demokratik devrim dediğimiz zaman herkes birdenbire çok partili demokrasinin kurulduğunu zannediyor. Hayır, dünyanın hiçbir yerinde kurulmadı. Ne Amerikan devriminden sonra, ne Fransız devriminden sonra, ne İngiliz devriminden sonra. Tam tersine 1630 İngiliz devriminin öncüsü olan Cromwell'i daha sonra kral mezarından çıkartıp astı. Cesedini astı. Yani İspanya şeyde Fransa ki bütün burjuva devrimlerinin, demokratik devrimlerin babasıdır, kaynağıdır bir de. Bir anlamda toprak ana diyebileceğimiz, oradan çıkmıştır bütün ilkeler, siyaset ilkesi, modern siyaset ilkesi, modern demokratik ilkeler. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi tarihteki ilk kapsamlı demokratik bildiridir. Peki Fransa'da hemen burjuva demokrasisi mi kuruldu? Çok partili demokrasi mi kuruldu? Hayır. İki restorasyon dönemi vardır. Krallık iki kez geri geldi. Onun ötesinde Louis Bonaparte gibi Fransız devriminin ilkelerine yaslanan bir geleneğe sığınıp imparatorluğunu ilan edenler de oldu. Yani dolayısıyla çok partili rejimler aslında neredeyse İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonradır sınıf mücadeleleriyle kurulur. Dolayısıyla çok partili demokrasilerde sınıf mücadelelerinin, işçi sınıfının, sosyalistlerin yürüttüğü mücadelenin çok önemli bir payı ve katkısı vardır. Bunlar birbirine karıştırılır. Türkiye'de de Cumhuriyet devriminin demokratik olup olmadığı tartışılıyor. Mesela bazı Alevi kuruluşlarının temsilcileriyle konuştuk, sohbet ettik. Ya Cumhuriyet bize çok zulüm etti dediler. Niye dedim? Ya nedir? Yani bu Cumhuriyet böyle tartışılabilir mi? Mesela geçenlerde de konuştuk. Cumhuriyeti biz, Fransız Cumhuriyeti'ni biz 1871 Paris Komünü'nü kanla bastırdı diye Cumhuriyetçi Burjuvazi. 1789 bu devrimi, büyük devrimi. Değerinden bir şey kaybeder mi? Hayır. İlk kez tarihte insanları yasalar önünde eşit hale getiren devrimdir. Bu kadar. Hemen o eşitlik sağlanmış mıdır? Hayır. Köylülerin önemli bir kısmı senyörlere hizmet etmeye devam ettiler. Ama o bir daha geri alınamadı. Bugünkü Fransa'nın değil sadece, bugünkü dünyanın kurucu ilkesidir o artık. 1934'te Türk kadınlarına, yani Cumhuriyet'in bütün yurttaşları olan kadınlara erkeklerle eşitlik statüsünü veren, seçme ve seçilme hakkını tanıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Avrupa'nın bile öncü atılımlarından biri olan Fransa'dan, İsviçre'den, İngiltere'den bile daha önce kadınlara seçilme hakkı tanımış olan Cumhuriyet'in bu ülkesi bir daha geri alınabildi mi? Bu ülkenin kendisi bizatihi son derece milyonlarca kez demokratik bir ilkedir. Şimdi Cumhuriyet dolayısıyla laik bir devrim. Şeyh Said isyanına gelince, Şeyh Said isyanını belirleyen iki tane temel ilke vardır. Hilafeti ve şeriat istiyor. Benim burada asıl sorun olarak gördüğüm HDP'nin tutumudur. Ben merak ediyorum. Dem HDP, Parti artık. Dem Parti ya da HDP, BDP o gelenek yani. Kürt demokratik siyaset geleneğinden gelen arkadaşlar. Şimdi bunun için Şeyh Said'e hakaret etmeye,
Şeyh Said'in ailesini aşağılamaya gerek yok. Bu çok doğru. Ama bir ayrım koymak gerekiyor. Özgür Özel'in açıklamasını bu bakımdan ben dengeli buldum. Zannedilenin aksine partide de itiraz ediliyor buna. Yani tarihçilere bırakalım demek şu demek değil. Ben Özgür Özel'in Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve Cumhuriyet'in ilkelerine biz bağlıyız ve saygılıyız diyor. Bu önemlidir. Dolayısıyla diyor ki biz burada şeriatın ve hilafetin karşısındayız. Cumhuriyet devrimi şeriat rejimine ve hilafete ve saltanata karşı yapılmıştır. Niye demokratiktir? Yasalar önünde bütün yurttaşları eşit hale getirmiştir. Kadın ve erkek eşitliğini sağlamıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Laik rejimi kurmuştur. İktidarın kaynağını inançtan alıp topluma, millete vermiştir. Halifeden, sultandan alıp iradeyi ve yetkiyi millete vermiştir. Kimdir milletin temsilcisi? Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'nin kendisi, kuruluşunun ve bizatihi kendisi demokratik kurumların kaynağını, ana kaynağını, zeminini hatta tepe noktasını oluşturur. O nedenle Osmanlı-Türk modernleşmesi bir meclis kurulması üzerine gelir. Hep 1876'da meclis kurmaya çalışırlar. 1908 devriminden sonra Meclis-i Mebusan kurulur. Misak-ı Milli o Meclis-i Mebusan ilan eder. Ankara'da 1. Büyük Millet Meclisi'ne İstanbul'dan kaçan milletvekilleri gelir ve onların doğal üyesi sayılır. Filan. Şeyh Said peki ne istiyor? Şimdi Şeyh Said Kürt siyasal hareketinin bir açmazı var. Türkiye Partisi mi olmak istiyorsunuz? Şimdi ben Şeyh Said'in torunlarıyla ve Şeyh Said'in akrabalarıyla konuştum. Onların arasında dostlarım var. Bana bir anekdot anlattılar. Diyor ki bir dostumuz Şeyh Said'in bizim büyük dedenin diyor ölüm yıl dönümünde iki grup gelir bize diyor aileye gelir. Birisi dedi, birisi Hizbullahçılar, birisi dedi onun deyimiyle söyleyeyim. Yani o HDP'liler diyelim hadi. Yani Hizbullahçılar, HDP'liler. Ya da daha legal, yasal adlarıyla söylüyor. Hüdaparlılar ve şeyler gelir. İşte o zaman HDP vardı. HDP'liler gelir. Şimdi DEM partiler var. Ben HDP'li bir arkadaşın diyor, dostumuzun kulağına eğildim. Dedim ki diyor, benim dede size uymaz. Bunlara uyar. Hüda yani benim dedenin şeyini, anlayışını, çizgisini, dünya görüşünü Hüdaparlılar. Hizbullahçılar temsil ediyor. Size uymaz demiş. Eş başkanlık var evet. DEM Parti'de. Kadın ve kadına verilen değer ortada. Şimdi mirasta ya kadın, yarı yarıya hakkı olduğunu ya da işte hakkı olup olmadığını tartışmalı şimdi, bir şeriat düzeni. Şeyh Said isyanında iki parmak var. Bir, İngilizler desteklemiştir. İki, Ürdün'de olan o dönemde Vahdettin desteklemiştir Şeyh Said isyanını. Vahdettin üzerinden İngilizler desteklemiştir ve bu tarihi kanıtlarla ortadadır. Bir kitap var, genç tarihçi, çok değerli de bir tarihçi Ümit Doğan'ın. Şeyh Said Gerçeği diye bir kitabı var. Arkadaşlar onu hazırsa ekrana getirirseniz iyi olur. Evet. Verin arkadaşlar, tam ekran verin. Şeyh Said isyanı. Ümit Doğan. Evet. Tümü belgelerle, tümü belgelerle. KJ'yi çekin arkadaşlar, yazarın adı görülsün. Ümit Doğan. Bu kitabı herkese tavsiye ederim. Son derece nesnel, hiç hakaret etmeyen. Şimdi bu tartışmada bazı rigid milliyetçi ya da ulusalcı bazı kesimler hakaret ediyorlar. Yani hakaretle, küfürle bu mesele tartışılmaz. O bakımdan Özgür Özel'in açıklamasını ben bir kenara bırakılacak bir açıklama. Bir kararsızlık, bir tereddüt var. CHP'nin burada bir tereddüt olmaması gerekiyor. Yani şöyle bir tereddüt olmaz. Şeyh Said isyanı demokratik ulusal devlete karşı bir ayaklanmadır. Şeriat ve hilafeti geri istiyor ve saltanatı. Bakın şeriat rejimi hilafet ve saltanatı istiyor. Ve dolayısıyla bir Kürt-İslam sentezi diyebileceğimiz bir anlayışa dayalı bir ayaklanma. Kürtçü bir yanı var ama Kürt ulusal ayaklanması değil. Demokratik ulusal ayaklanması değil. Benim burada HDP'lilere anlatacağım bir şey var. Sizin değerleriniz de o halde İmralı'ya niye karşı çıkmıyorsunuz? İmralı da. Yani ben Abdullah Öcalan'ın savunmalarına baktım. Şeyh Said isyanını eleştiriyor. Şeyh Said isyanında İngiliz parmağı olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin demokratik gelişiminin kesintiye uğramasının nedenlerinden birini de 1925 ayaklanması olarak görüyor. Şimdi ben merak ediyorum. HDP'li arkadaşlarımızın Şeyh Said'in yani kendi değer ne diyor? HDP bir daha okur musun? Yani DEM Parti. Değerlerimize hakaret edenler haddini bilmelidir.